Merhaba arkadaşlar, Tarika Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün basit makinelerde yuvarlama hareketini farklı bir yöntemle çözmeye çalışacağız. Bu yönteme hız yöntemi diyoruz. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bir tekerlek yarı çapı R kadar olsun, bu tarafa doğru bir tur atarak dönerek ilerlesin. Arkadaşlar bir tur atıyorsa çevresi 2 pi r kadar, o zaman 2 pi r kadar yol almış olur. Şimdi bu yöntemi hız yöntemi dedik. Hızları nasıl bulacağız? Arkadaşlar tekerleğin tam demin noktasının bileşik hızı toplam hızı nedir? 0. Biz hız formülüyle hız denklemi yöntemiyle yapacağız. Arkadaşlar 2 pi r kadarlık yolu küte merkezi almıştır. 2. O zaman biz burada şunu kullanacağız. Çizgisel hız eşittir asal hız çarpı r yarı çapı vardı. Aynı tekerlek üzerinde zaten asal hızlar hep birbirine eşit. O zaman hız yarı çapla orantılı, doğru orantılı ve dm noktasına göre. Bir r ötede şu noktanın hızını arkadaşlar 1v desem. 1v'den dolayı kütle merkezinden dolayı aldığı yol ne kadar? 2 pi r kadar. Şimdi sorularda şunu kullanacağız. O zaman 1 r kadar ötede 1 v ise 2 r kadar ötede de şu tarafa doğru hızı 2 v kadardır. Yani yarı çapla hız doğru orantılı, tam orta noktasını alacağız. Şimdi bu kuralı örneklerimizi uygulayalım. Örnek 1. Arkadaşlar bu teker bu tarafa doğru dönerek ilerliyor. Bir tur atıyor. P cismi ne kadar yerdeyse. Önemli olan DM noktasını iyicene kararttınız. Peki bir turdan dolayı ne kadar yol aldı? Bir turdan dolayı kendi çevresi yarıçap R ise 2 pi R kadar yol almış oldu. 2 pi R kadar yol alması kütle merkezinden dolayıdır. Peki 1 R ötede kütle merkezinden bu tarafa doğru hızına V kadar desem. Yukarısının hızı ne kadardır? Yarı çapı ile orantılı. DM noktasına alınır. 1 r ötede 1 v ise 2 r ötede bunun hızı 2 v kadardır. Artık var ya kullanabiliriz. 1 v'den dolayı 2 pi r kadar yol almışsa 2 v'den dolayı hız 2 katına çıkarsa aldığı yolda 2 katına çıkar. Şu tarafta yukarı doğru 4 v t kadar yol almış olur. Aslında şunu kullandı. V çarpı T kadar yol aldı. Aynı sürede 2V çarpı T kadar yol aldı. 1VT 2P ise 2VT 4P olur. T kullanmama gerek yok. Hız kadar yol alır diyebilirim. Bunu farklı bir yöntemi, farklı bir soruda uyguluyorum. Şimdi arkadaşlar iç içe geçen iki tane tekerlek. Bu tarafa doğru bu tekerlek dönerek ilerliyor ve kaç tur atıyor? Bir tur. Sorumuz şu. P cismi o zaman kaç pi r kadar yerdeşir? Önemli olan değme noktasını hemen iyicene karart. Bir turdan dolayı büyük tekerlek ne kadar gitti? 2 pi 2 r'den etti 4 pi r kadar gitmiş oldu. 4 pi r kadar gitmesi kütle merkezinin hızından dolayı. Peki kütle merkezi bu tarafa doğru hızı ne kadar? Arkadaşlar DM noktasına göre uzaklıkta hız doğru orantılı 2 r ötede kütle merkezinin hızına 2 v kadar desek. 2 v'den dolayı 4 pi r kadar yol alır. Peki yukarıdaki hız kaç ya? 1, 2, 3. 3 R olduğu için bunun hızı da 3 V kadardır. Arkadaşlar hızla alınan yol doğru orantılı. 2 V'den dolayı 4 pi R ise ya da 2 katı ise 3 V'den dolayı 2 katı 6 pi R kadar yukarıda. Biz burada yok bir kısmı dönmeye bir kısmı ötelemeye kullanmayacağız. Hızdan yapmak daha kolay. Örnek diyelim. Bakalım bir tane tekerlek ve tekerlek arkadaşlar bu tarafa doğru hareket ediyor. X sorumuzu x cismi h kadar aşağı inerse y cismi ne kadar yerdeyecek? Önemli olan tekerleklerde DM noktasını bu noktayı karartmak.
Arkadaşlar bu noktayı kararttığınızda şöyle düşünün. 2R burası 1R. Yani dıştakinin yarıçapı 3R kadar, içindeki yarıçap 1R kadar. Peki arkadaşlar 2R kadar yukarıda olduğu için bunun hızı bu tarafa doğru 2V kadar ve bu tarafa gittiği için hız kadar yol alır. 2V'den dolayı bu tarafa doğru 2V, öyle diyelim, 2V kadar gitti. Peki yukarıdakini yapsam. Yukarıdakinin hızı ne kadar? Tam gemi noktasına göre baz alınır. Toplam 6R ise buradaki hız 6V kadardır. 6V'den dolayı H kadar yol almışsa, 6V'den dolayı H kadar, 2V'den dolayı 3'e bölünür. H bölü 3 kadar cisim yukarı doğru çıkar. Önemli olan hızını bulmak, hızıyla zaten alınan yol doğru orantılı. Peki bunu, aynı yöntemi basit makinelerde makara sistemlerine uygulayabiliriz miyiz? Tabii ki. Şöyle. Arkadaşlar F kuvveti H kadar yukarı çıkınca P yükü ne kadar yerleşir? Önemli olan sabitlendiği yeri çizmek. Arkadaşlar sabitlendiği yeri şu nokta gibi düşünsem. Aslında bu sanki şey gibi, şu nokta etrafında arkadaşlar bu yukarı doğru hareket ediyor. Diğeriyle bir farkı yok. O zaman ben bu noktaya göre baz alıyorsam, dönme noktası, hemen arkadaşlar yarıçap ne? 1R ötede bunun hızına yukarı doğru 1V kadar desem, arkadaşlar dönme noktasına göre şu uzaklık toplam ne kadar 2R? 2R ötede bunun hızı da yukarı doğru 2V kadardır. 2V'den dolayı H kadar yol almışsa 1V'den dolayı aynı yönde H bölü 2 kadar yol almış olur. Evet arkadaşlar, diğer bir konuda devam etmek üzere.